Evet, Galatasaray'a zaten direkt otomatikman geçiş yapmış olduk. Olduk. Ama Mustafa Cengiz'in açıklamaları devam ediyor. Ve Fatih Terim'in de açıklamaları oldu ki Eyüp abi Bugün sen bunu şu an bekliyordun. açıklama yaptı. Sen öyle deyince bir anda acaba şu an açıklama mı yaptı dedim yani. Yapacakmış yakın Salı günü zamanda. açıklama yapacak. Salı günü. Salı günü yapacak ama şimdi açıklamalar ardı ardına kesiliyor, kesilmiyor ve dün de Fatih Terim'den ciddi bir açıklama beklediğini söylemiştin abi. Biz yayını yaparken o açıklama olmadı. Yayından sonra baktık ki bir açıklama olmuş. Bundan sonra kimsenin yanında değilim diye. Şimdi buradan ne çıkartmamız gerekiyor? Fatih Terim burada ne ima etti? Ben direkt şunu anladım. Ya bundan sonra yönetimin yanında değilim. Ben tekim. Ben kendimi savunacağım. Bundan sonra yönetimle bir ilgim yok, bir bağım yok gibi bir açıklama oldu bu. Şimdi Mustafa Cengiz'in daha doğrusu Atilla Gökçe'nin Milliyet Gazetesi'ndeki haberinden sonra ben yaptığım bütün yayınlarda 3 veya 4 tane yayın yaptım. Şunu söyledim arkadaşlar. Dedim ki Fatih Terim yönetimle gemileri attı. Yusuf Günay'la zaten diyaloğu yok. Hiçbir şekilde diyaloğa girmiyor. Kançal'la aynı şekilde diyaloğa girmiyor. Sadece başkanlık makamına saygısından başkanla İyi ilişkileri var. O kendisi diyalog kurduğu zaman veya işte görüşmek istediği zaman görüşüyor demiştim. Artık bu da olmayacak. Bakın, Başkan Mustafa Cengiz şu an düzeltiyorum. Fatih Terim Başkan Mustafa Cengiz de şu an köprüleri atmış durumda. Ben bu bilgiyi verdim. Yani şimdi ne yalanladı ne de işte Mustafa Cengiz böyle şeyler söyledim dedi. Garip yani haberin sızmasından dolayı üzüntü duyduğunu, Atilla Gökçe'nin kendisinden özür dilediğini vesaire söyledi ama hiçbir şey de yalanlamadı. Yani Oğulcan Çağlayan işte Kerem Aktürkoğlu'yla yenilelim, yenileyeceksek demiş. En ağırı da şunu söylemiş arkadaşlar, pandemi dönemi veya milli maç arasında bizim takım sadece dinleniyor, antrenman yapmıyor demiş. Şimdi ve 2 dakikada ben çağırınca koşarak benim yanıma geliyor demiş. Şimdi bunlar Fatih Terim'in kabul edeceği şeyler değildi zaten. Evet, Fatih Terim köprüleri attı. Şu an sussa, hiçbir şey söylemese, kaybolsa derken yani açıklama yapması anlamında Başkan Mustafa Cengiz Galatasaray'a daha fazla katkı sağlar. Bakın arkadaşlar, Galatasaray'da 2 tane futbolcunun ne halt yediği belirsiz dedi. Fegüli'nin o günden beri beli ağrıyor. Farkında mısınız? Evet. Fegüli oynamıyor. Falcao forması satılmadı hiç dedi. Bilmem ne. Herkes Falcao ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Bir de 300 bin forma satılmış. Üstelik birçok insan da Galatasaray storlara gidip Falcao forması bulamamış. Bana öyle mesajlar geldi ki arkadaşlar, birkaç tanesini paylaştım. Adam gidiyor Falcao yazdıracak, forma almış, yazamayız diyor. Veya V'yi A yapıyor ters çevirip. Bu şekilde forma alıyor. Şimdi Galatasaray taraftarının adanmışlığını kimse sorgulamasın. Ve kendi başarısızlığını Fatih Terim'e atmasınlar. Muhalefete atmasınlar. Galatasaray taraftarına hiç atmasınlar. Bu başarısız tabloda en az suçlu Galatasaray taraftarıdır. Başkan Mustafa Cengiz her konuştuğunda Galatasaray'ı büyük bir krize sokuyor. Ve başını da belaya sokuyor. Bak, konuşmasa, arkadaşına gidip dedikodu yapmasa Fatih Terim bugün hala onun yanında olacaktı. Ya başkanım, zaten para bulamıyorsun. Cebinden para koymuyorsun. TFF'de, MHK'de gücün hiçbir şeye yetmiyor. Bari sus da Galatasaray'a zarar verme. Haksızsam haksızsınız deyin arkadaşlar. Yani mesela Osman Osmanoğlu bir soru sormuş. Onu da sana sorayım bunun üzerinden. İroni yapmıyorum. Gerçekten bilmek istiyorum. Yönetimi yakın dostları dışında şu an kim destekliyor camiada Erdal? Kim destekliyor abi? Hiç kimse desteklemiyor. Divan kurulu bile desteklemiyor şu anda. Zaten başkan başından beri seçime gitmek istediğini dile getirdi ama Sağlık Bakanlığı, hani Ankara'dan cevap geldi, işte Ankara'dan onay gelmedi dediği şey Sağlık Bakanlığı'ndan aslında onay gelmedi. Şimdi Eyüp abiye ben sonuna kadar katılıyorum. Medyanın önüne her geçen gün bir futbolcu atıyor. Daha sonra Fatih Terim attı medyanın. Falcao'dan önce Fatih Terim attı medyanın önüne. Şimdi Falcao'yu attı medyanın önüne. Bence de Mustafa Cengiz'in sessiz kalması lazım. Yaz transfer döneminde çok sessiz kaldı. Aslında o dönem iyiydi. Biz sadece şu açıklamayı bekliyorduk yaz transfer döneminde. Çıksın, taraftar bilgilendirsin. Biz transfer yapacağız veya yapmayacağız diye.
taraftarı uyutmasınlar diye açıklama bekledik, yapmadılar. 2 ay boyunca, 2,5 ay boyunca konuşmadılar. Sadece sponsorluk anlaşmalarında konuştular. Transfer sezonu bitti. Yönetim açılmaya başladı. Konuşmaya başladılar. Taraftarı suçladılar. Fatih Terim'i suçladılar. Futbolcuları suçladılar. Bir anda Galatasaray camiası herkesin gözüne düşmüş, kötü bir camiye profiline büründü. Başkan dediğiniz kişi aslında Galatasaray'ı simgeleyen kişidir. Eğer sen iyi yönetirsen hem camian olarak hem de taraftarın olarak daha iyi gözükürsün. Psikolojik üstünü de ele alırsın. Ama Mustafa Cengiz maalesef yaptığı açıklamalar da Galatasaray'ı daha da kötüye götürüyor. Yani ne olsa olsun ben Falka Belhanda da olsa, Fegül de olsa, Babel de olsa, evet belki de futbolunu son zamanlarda beğenmiyoruzdur. Futbolunu beğenmiyor olabiliriz ama sesim geliyor mu bu arada? Geliyor geliyor. Geliyor, bir yan döndün ama sonra normale döndü. Evet, yayın gitti bir ara. Yani ne olursa olsun o futbolcuları Galatasaray forması giydikleri sürece atmayacaksın meydan önüne. Son olarak Fatih Terim'in yaptığı açıklamada orada ben ne kimsenin yanındayım ne arkasındayım dediği zaten. Bu hem futbolcu olarak hani hem futbolcuya gönderme yaptı hem de yönetime gönderme yaptı zaten. Fatih Terim şu an bu yönetimin gittiğini bildiği için aslında bu kadar rahat. O cümlesinden önce şunu kullandı Fatih Terim. Ben taraftara söz verdim. Bakın bu cümlenin altında çok şey yatıyor aslında. Fatih Terim Mustafa Cengiz döneminde geldiği zaman Ocak ayında gelmiş. Dursun Özbek getirmişti daha doğrusu pardon. Şunu söylemişti. Bir muhabirin sorusu vardı. Hani en ufak bir olayda yine istifa edecek misiniz? Yönetimi ters düştüğünüz zaman istifa edecek misiniz? Yoksa uzun vadeli mi düşüneceksiniz? Fatih Terim'in şu pişmanlığı vardı. Ben Galatasaray'ın başında Arsenal'ın teknik direktörü vardı. Üniversal dönemindeki hatayı yapmayacağım diyor yani. Evet. O hatayı yapmayacağım dedi. Taraftara söz veriyorum ben dedi. Ve pişmanım dedi. Keşke birazcık daha Galatasaray'ın başında kalabilseydim uzun yıllar boyunca. Galatasaray'ın başında kalabilseydim dedi. Taraftara o gün söz vermişti ve hala dile getiriyor. Dünkü basın toplantısında bunu söyledi. Ben taraftara bir söz verdim dedi. Aslında bunu şunu söylüyor. Ben doldum artık. Artık yeter. Ama ben taraftara söz verdiğim için istifa etmiyorum. Bu yönetimin bir an önce gitmesi lazım. Bu yönetimin değişmesi lazım. Bu yönetim takıma zarar veriyor. Bize zarar veriyor. Ama ben istifa edemiyorum çünkü ben bir söz verdim diyor taraftara. Yani Fatih Terim de aslında kafasının yarısı futbolda, yarısı bu yönetimin yaptığı açıklamalarda. Ha, Fatih Terim'den bundan dolayı %100 bir performans göstermiyor Fatih Terim şu durumda. Biz istiyoruz ki Fatih Terim tamamen futbola odaklanan bir Fatih Terim olsun. Üniversite döneminde ilk iki yıl futbola odaklandı. Başarısını görüyorsunuz. Sonra üniversitelere ters düştü. İstifa etti. Başarısını gördünüz. Yani bence gelecek yönetimle Fatih Terim'le iyi uyum içerisinde olması lazım. Çünkü Fatih Terim çok zor bir kişilik. Çok zor bir karakter. Yani gelen yönetimin bunu bilmesi lazım. Evet, Tolgan Durman güzel bir soru sormuş. Abi 3 sorum var. 3 soru. 3 soru sormuş. Evet. 1. Fegüli bugün antrenmanlardaki bütün çalışmalara katılmış. İlk 11'de yer alır mı? 2. Falcao cezalı olduğu için forvetti kim oynar? 3. Fatih Terim olacağını oynatır mı? Eyüp abi. Yani birinciyi ben cevaplayayım. Fegüli bence eğer form tutarsa tekrardan yani o eski Fegüli olursa Fatih Terim oynatır. Fatih Terim şu an kimseye kin gülecek durumda değil. Fatih Terim futbolcularından en iyisi, en hazırı kimse onu oynatma düşüncesinde bence oynatır. Babel bence Falcao yerine santrafor olarak oynasa çok iyi olur ama ben Babel'i solda denemeye, solda oynatmaya devam edeceğini düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Bence Cagne ile başlayacak. Olcan'ı da zannetmiyorum ya oynatacağını. Erdal? Ben de Cagne oynar diyorum. Yine solda Falcao olur. Olcan'ı da ben oynayacağını sanmıyorum. Olcan konusunda yani 90 artı 3'te mi 4'te mi ne oyunu aldı zaten Fatih Terim. Ben sanmıyorum Olcan oynayacağını. Fegüli konusunda da efendim. Buyur. Fegüli konusunda ben şunu söyleyeyim. Fegüli hazırsa oynar ama hazır değilse Fatih Terim oynatmaz ama Fegüli oynadığı zaman oyun tarzın değişiyor. Emre Kırıncı nerede oynatacaksın? Sol tarafa çeksin Emre Kırıncı. O zaman Babel'i yedeklere çekmen lazım. Şimdi Fegüli'nin oyuna girmesi demek dünkü ilk 11'den birinin yedek kulübesinde olması demek. Orta sahada Etebot, Taylan,
ikilisini oynattın. Önünde büyük bir ihtimalle Emre Akbaba'yı da oynatabilir ama Belhanda çok iyi bir performans gösterdi dün. Belhanda'yı oynatsa, solda Emre Kılınç, sağda Feghouli'yi oynatırsan belki daha verimli olabilir ama Babel'den de kolay kolay vazgeçmez. Evet, o zaman ben de şöyle bir cevap vereyim bu soruya. Ben de bir şeyler konuşmak istiyorum. Jack ne oynarsa Oğulcan'ın oynama şansı yok. Yani forvette Babel'i düşünürse Oğulcan'ın oynama şansı artar. Ama Jack, yani Babel'i forvete koyup kanatlara kimi koyar derseniz bence bu sefer Feghouli ile Emre Kılıncı değerlendirir. Yani anladığım o. Ama Babel'de forvette oynatacağını zannetmiyorum artık. Ya ben Emre Coşkun gibi düşünüyorum açıkçası. Babel'i santrafor oynatsa ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Babel'i santrafora çekip Belhanda'nın pozisyonu bozmamak lazım. Son maçta iyi mücadele etti. Sola Emre Kılıncı çekip sağ tarafa ne yapabilir? Oğulcan Çağlayan'a yer açıldı işte. Oğulcan Çağlayan'ı oynatabilir ama ben açıkçası Babel'i yine solda oynatacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Şimdi ben size arkadaşlar Salı günü Başkan Mustafa Cengiz'in ne söyleyeceğini size aktarayım mı? Evet. Hani siz şimdi Salı günü bekleyeceksiniz. Yazık boşuna yani pazartesi. Ya beklemeyin boşuna. Bakın ben size hemen anlatıyorum. Fatih Terim konusunda halk tabiriyle, sosyal medya tabiriyle R yapacak Başkan Mustafa Cengiz. Geri vitese takacak. Yani diyecek ki hocamız açıklamaları yanlış anladı. Ben zaten böyle bir şey kastetmemiştim. Hocamıza güveniyoruz. Zaten ben hocayı aradım. Ona da açıkladım. Ve onunla bizim aramızda bir problem kalmadı. Hocamızla beraber yürüyoruz diyecek. Parmağını evet. Gözümüze sokuyorsun Erdal. Neyse. Şimdi bak. Birinci nokta. Tekrar ediyorum. Fatih Terim'le aramızda hiçbir problem yok diyecek. Ben hocayla konuştum, problemleri çözdük diyecek. Galatasaray taraftarı bize güvensin, inansın, birlik olmamız gerekiyor diyecek. Başka bir bilgi daha aldım. Sosyal medyada bir anda destek olacak bazı arkadaşlar var. Bir anda Başkan Mustafa Cengiz'e destek olmaya başlayacaklar. Ama, acaba ben de onlardan biri olabilir miyim? Olabilirsin, senden de şüpheleniyorum. Bir anda birlik mesajı verecek. Galatasaray şampiyon olacak diyecek. Hocamızla hiçbir problemimiz yok. Hocamızla beraber çalışıyoruz. O bizi yanlış anladı. Problemleri çözdük diyecek. Bize destek olun. Galatasaray taraftarı bize birlik olursa, inan ederse biz şampiyon oluruz diyecek. Bak ikinci nokta bu. Ve üçüncü açıklama. Hali ve harici düşmanlar var diyecek. Galatasaray'daki muhalefeti, kendisini eleştiren herkesi düşman ilan edecek. Galatasaray'ın ezeli rakipleri Fenerbahçeliler, Beşiktaşlar nasıl Galatasaray'ın başarısını istemiyor, muhalefeti de aynı kefeye koyup muhalefeti ötekileştirecek arkadaşlar. Ama yapamadığı transferlerle ilgili, bulamadığı sponsorluklarla ilgili, Fatih Terim'in arkasından konuşmasıyla ilgili, taraftarı suçlamasıyla ilgili, işte yapamadığı otelle, yapamadığı Kemerburgaz tesisleriyle, yapamadığı spor salonuyla ilgili hiçbir şey söylemeyecek arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeyecek.